Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Kırkpınar isimli kitabı tanıtacağız. Araştırmacı yazar Halil Delice'nin kaleminden çıkan eser, Türklerde spor anlayışı ve Kırkpınar ruhu alt başlığıyla raflarda yerini almış. Ailesi Balkanlardan Edirne'ye göç eden yazar, hayatıyla paralellik taşıyan 7 asra yakın maziye sahip geleneği tüm detaylarıyla mercek altına almış. Eser, Kırkpınar'ın 650. yılına ithaf edilmiş. Delice, 7 bölümden oluşan eserinde dünyanın en köklü spor organizasyonlarından Kırkpınar'ı bütüncül bir bakış açısıyla ele almış. Türklerde sporun tarihçesinden günümüz baş pehlivanlarına değin uzanan kitap, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor. Eser aslında daha önce farklı dergi ve gazetelerde yayınlanmış makale ve denemelerin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkmış. Ancak yazılardaki konu seçiminin her daim güncelliğini koruması ve Halil Delice'nin titiz araştırmaları sonucu elde ettiği bilgilerin tek kaynakta toplanmış olması açısından eser benzerlerinden ayrılıyor. Yazar, Türkler için sporun öneminin altını şu satırlarla çizmiş. Türklerde spor bir amaç değil, sahip olunan maddi manevi güzellikleri korumak için bir araçtı. Bunun için 7'den 70'e herkes bir sporu en iyi şekilde yapardı. Sporlar içinde en gözde olanı da güreşti. Kırkpınar güreşlerinde savaştaki bütün motifler vardır. Savaşta mehter coşturur, Kırkpınar'da ise davul zurna. Savaşta Allah Allah diye düşman üstüne gidilir, güreşte de aynı nidalarla pehlivanlar er meydanına salınır. Bu sebeplerledir ki Kırkpınar gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde padişahlar ve cumhurbaşkanlarınca her zaman önemsenmiş ve desteklenmiştir. Yine Sultan 4. Murad'ın vezirleriyle güreş tuttuğunu ve bu güreşlerde bizzat cazgırlık yaparak Ankara'da er yatar, Rum'da Sarı Saltuk Buhari şeklinde başlayan duayı okuduğunu eserden öğreniyoruz. Kitap, Kırkpınar'a damga vurmuş pehlivanların yaşamlarına dair de anekdotlar içeriyor. Halil Delice eserinde Aliço, Koca Yusuf, Mümin Hoca, Adalı Halil, Kurt Dereli gibi isimlerin yanında Ahmet Taşçı, Recep Kara gibi yakın dönem baş pehlivanlarını da anlatmış. Yazar, ömrünü adadığı Kırkpınar'ı eserinde şöyle tarif ediyor. Kırkpınar, Türk oğlu Avrupa'yı vatan edinirken doğmuştur ve Alperenlerin yadigarıdır. Peşrevle, Türk oğlunun Türkistan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya akışı canlandırılmakta, yine peşrevle, Türk'ün sembolleri olan kurdun atılışı, okun uçuşu, atın şahlanışı ve kartalın süzülüşü temsil edilmektedir. Bazıları Kırkpınar'ın doğuşunu ve tarihçesini yalnızca efsaneden ibaret diyerek küçümsüyor. Doğru, Kırkpınar bir efsane. Ancak nasıl bir efsane? Kırkpınar, gerçeklerden çok daha gerçek bir efsanedir. Tarihi, coğrafi ve kültürel gerçeklerle bu kadar uyum içinde olan başka efsane yoktur. En önemlisi de milli vicdanımız bu efsaneyi gerçeklerin en gerçeği olarak kabul etmiştir. Başka delile ne hacet? Özetle, Türk milletinin en önemli kültür miraslarından ve dünyanın en köklü spor organizasyonlarından Kırkpınar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve bu önemli geleneğin sosyal, tarihi, sportif ve hatta edebi etkilerini merak ediyorsanız, bu eser tam size göre. Spor Kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.